Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 30 Kasım 6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, yılın önemli bir haftasındayız. Güneş Yay burcunda ilerliyor. Hemen hafta başı Ay Dolunay fazına ulaşacak. 30 Kasım Pazartesi günü 8 derece İkizler burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Güçlü bir ay tutulması. Ay tutulmaları aslında duygusal süreçlerimiz için daha belirleyicidir. Bize önemli farkındalıklar verir. Bir yandan hayatımızda gizli olan bir şeylerin ortaya çıkması mümkün. İkizler size dost bir burç. Aslında bu tutulma sizi büyük oranda destekliyor. Üstelik tutulmanın Türkiye'ye göre yükseleninde kova olması da hani bireysel olarak biraz daha sizin üzerinizdeki etkileri arttırabilir. Tutulma ile beraber yakın çevre ilişkileriniz, özellikle sosyal hayatınız, belki aşk ilişkilerinizde bazı güçlü dönüşümlerin olması mümkün. Çocuklarla ilgili tesirler çok güçlü. Çocuk sahibi olma ve bununla ilgili ebeveyn olma gibi konularınızda da etkili bir tutulma. Sadece bu hafta ile sınırlı değil. Tutulmalar biliyorsunuz birkaç ay tesiri devam edebilir. Ama genelde ikizler yay aksındaki bu tutulmalar sizin için çocuk sahibi olma gibi konularda sevgili kovalar destekleyici görünüyor. Çocuklarınız var. Belki onlarla daha fazla ilgileneceksiniz. Onların hayatlarında bazı güçlü dönüşümler var. Onların eğitimi ve gelecekleriyle ilgili belirleyici koşullar var. Bunlar da şekillenebilir tabii ki. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Yeteneklerinizi, kişisel yaratıcılığınızı kullanarak dikkat çekmeniz, maddi manevi kazançlar elde etmeniz mümkün. Hobilerinizi ve yeteneklerinizi fark etmeniz ve bunları geliştirmeniz adına da bu tutulma tesirleriyle önemli kapılar açılabilir ve siz farkındalıklar kazanabilirsiniz. Kalbiniz boşsa aşık da olabilirsiniz. Romantik konularda da çok destekleyici bir dolunay, ay tutulması söz konusu. Tutulma tabii ki toplumsal alanlarda da çok güçlü tesirler getiriyor. Hayatımız biraz hızlanırken bu hafta genelinde çok sayıda haber duymamız, ilginç gelişmelerle karşılaşmamız mümkün. Özellikle eğitim, ticari konular, ulaşım, iletişim gibi alanlarda önemli bazı kararlar da verilebilir. Bunlarla ilgili hızlı gelişmeler de olabilir. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu lütfen izleyiniz. Evet bu hafta Güneş yay burcunda ilerliyor. Bir aralıkla beraber Merkür de Yay burcuna geçecek. 21 Aralık'a kadar Güneş ve Merkür Yay burcunda olacak. Merkür Yay burcunda düşüncelerimizi biraz daha iyimser hale getirebilir, daha neşeli olabiliriz, pozitif olabiliriz. E, sizi sosyal alanlara destekliyor Merkür'ün bu pozisyonu. E, demek ki bu dönemde arkadaşlarınızla görüşmeniz, aynı ideali paylaştığınız, fikirleri paylaştığınız kişilerle Projeler üretmeniz, gelecekle ilgili planlar yapmanız, bazı gruplar içerisinde yer almanız mümkün. Yeni şeyler öğrenebilir, bazı eğitimleri, seminerlere katılabilirsiniz. Bu dönem sizin için aslında güçlü bir dönem, iyi bir dönem. Hafta sonuna kadar da özellikle Merkür'ün tesirleri tutulmayla da beraber güçlü bir şekilde çalışacak gibi görünüyor. Hareketli bir hafta bu hafta. Çarşamba ve perşembe Ay yengeç burcunda ilerliyor olacak. Cuma öğleden sonraki saatlere kadar iş temponuz çok yoğun. Mesleğinizle ilgili alanlarda da yine yoğun bir efor sarf edebilirsiniz. Bunun dışında ev ortamınızda da yapılacak işler, düzenlemeler varsa onlarla da ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bakımlar olabilir. Evcil hayvanlarınızın kontrolleri ve bakımları olabilir. Hafta genelinde onlara da zaman ayırmanız mümkün. Cuma öğleden sonraki saatlerde Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Hafta sonu Ay Aslan Burcu'nda. Demek ki biraz daha eğlenmek istiyoruz. İşte sevdiğimiz kişilerle birlikte olmak istiyoruz. Eşinizle birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Ama bazı böyle özel anlaşmalar, görüşmeler için de yine hafta sonu verimli. Yani iş birlikleri adına da bu hafta sonunu çok verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.